Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Bir Sonra Sonra programıyla bugün birlikteyiz. Bugün ben kendimi çok zengin hissediyorum. Çünkü bu zenginliğimin en büyük nedeni herhalde belki de çok çok sevdiğim öğrencilerimle birlikte olmam. Ve belki de daha çok zevk aldığım yabancı öğrencilerimizle birlikte olabilmek. Birkaç yıl önce ilk defa üniversitemizde yabancı öğrencilerimizle birlikte karşılaştığımda hayatıma bambaşka bir çehre açıldı. Onları tanıdığım zaman onları daha çok sevdim. Onları sevince de belki de onlar da beni çok sevdiler. Bugün 4 tane farklı ülkeden gelen öğrencilerimizle birlikteyiz. Çok zevkli bir program olacağına inanıyorum. Hoş geldin Yaser. Nasılsın? Çok mersi, teşekkür ediyorum. Yaser Afganistan'dan geldi ama birazdan hem kendi ülkeni anlatacaksın hem evet. de neler yaşıyoruz onları seninle birlikte paylaşacağız. Evet. Nana hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nana'dan sevgiyle geldin. İyi ki buralardaysın. İyi ki seni tanıdık. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Türkmenistan'dan Toyli. Toyli nasılsın? İyisin? İyiyim hocam, çok şükür. Bugün biraz heyecanlı görüyorum seni ister istemez. Feyzal alıştı. Geçen sene de konuğumuz olmuştu. Feyzal Orta Afrika Cumhuriyeti'nden geldi. Geçen seneyle bu sene arasında bir şeyler fark etti mi diye birlikte konuşacağız sonra. Evet Hoş hocam. Hoş geldin aramıza Hoş tekrardan. Buldum. Evet, sevgili Yaser, hadi bakalım anlat bakalım kimsin, neden geldin, niye bu ülkeyi tercih ettin, şu anda hangi bölümde okuyorsun? Güzel bir sohbet olacak diye tahmin ediyoruz ama bir başlayalım bakalım hadi. Tamam hocam. Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum bizi programımıza davet ettiğiniz için. Ben çok teşekkür ediyorum. Benim adım Yaser, soyadım Muhsini, Afganistan'dan geliyorum. Ve ilk sana tabii geldiğimizde Türkiye'ye hiç Türkçe bilmiyordum. 2011'de geldim. Antalya'da Tömer'de Türkçe öğrendik. Daha sonra üniversite seçimleri oldu. Bölümümüzü seçtik, üniversitemizi seçtik. Cağalbe Üniversitesi'ni seçtik. Tabii ilk başta ben işletme seçmemiştim. Yani iktisat seçmiştim daha doğrusu. Ve yani ilk girdiğimi pek sevmemiştim yani bölümümü. Daha sonra ikinci bölümde sevmeye başladım. Yani ben de bir girişimci olabilirim, ben de buradan bir iş adamı olabilirim diye başladım şu an. Bu sene senin o ilk yıllarını başladığı dönemi hatırlıyorum. Birazdan o girişimciliğinle ilgili özellikleri bir daha konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili Nana, bir ara seni neredeyse kaybettik diye düşünüyordum. Erasmus programıyla Almanya'ya gidince dedim Nana orada kalır demiştim ama ne güzel geldin. Kaç yılında geldin? Sen de kaç yıldır buradasın? Evet, yani Yaser dediği gibi ben de 2011'de geldim. İlk geldim de yani İzmir'de yani Türkçe öğrendim merkezinde, orada Türkçe öğrendim. Ondan sonra yani üniversite yani tecrübeler oldu. Birkaç üniversiteler yani seçtim. Bölüm istediğim bölüm tamam yani aslında kazanamadım. İktisat okumayı yani istedim ama yani maalesef demeyeyim de yani şans olarak yani Cağalbe Üniversitesi uluslararası ticaret bu bölümünün yani kazandım. Yaser dediği gibi yani ilk yani geldim de bayağı biraz yani sıkıntılı çünkü bölümü yani istemiyormuşum gibi. Yani ama yavaş yavaş yani isteme yani sevmeye başladım. Şimdi eminim. Muhakkak karşılaşırdık seninle birlikte. Çünkü ikiniz de işletmede İktisadi İdari Bilimler Fakültesindesiniz. Ama senin özelliğin aynı zamanda benimle birlikte aynı okulda olmak. Dersleri sık sık birlikte yapıyor olmuş olmak da daha güzel oldu. Evet. O yüzden arada bir kıskanıyorlar seni galiba. Daha çok sevdiğimi düşünerek tabii ama tabii ki hepinizi çok sevdiğimi siz de biliyorsunuz. Çok daha farklı bir bölümde bir mühendislik okuyorsun Toyli. Endüstri mühendisliği nereden niyetlenildi? Sen de Türkmenistan'dan hangi yılda geldin? Ben de Nana ve Yaser'in dediği gibi 2011'de Türkiye'ye giriş yaptım. Celal Bayar evet tercihlerin içindeydi. Ama yalnız endüstri mühendisi biraz farklı mı oldu? Farklı oldu. Elektrik elektronik istiyordum ben genelde. Hayırlısı bu da iyi bölüm. Kesinlikle katılıyorum. Elektrik elektroniğe çevirme şansımız da var aynı şekilde. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Gene konuşacağız nasıl olsa. Evet Feyza. Sen de 2011 gelişli misin? Yoksa senin de hayat hikayen nasıl oldu? Orta Afrika'dan buralara
niye geldin sorularını birazdan size soracağım ama senin de gelişini öğrenelim. Evet, ben de Orta Afrika'dan Türkiye'ye 2011'de geldim. Ankara'da bir sene geçirdim. Ankara'da ben de TÜME'ye gittim. TÜME'de Türkçe dersleri öğrendik. Yani daha ağırlıklı böyle. Ben kendi ülkemde Orta Afrika'da zaten bir tane Türk kolejinde okuyordum. Orta Afrikalı Uluslararası Türk Koleji'nde. Sonra mezun oldum. Türkiye'yi tercih ettim. Üniversite okumak için. Farklı olsun böyle. Yani bir tane yabancı dil daha olsun bende. Biraz çok istiyorum ben yani. Öyle geldim. Yani 3,5 senedir buradayım yani. Sevdim burayı. Şu anda benim okuduğum bölüm işletme. Ben aslında uluslararası ticareti tercih ettim. Ama kontenjan yoktu yani. Kontenjan doluydu. Tam tersi olmuş Lana değil mi? Sen işletmeye girmek istemişsin. Tam tersi de Faysal da bize girmek istemiş. Aynen öyle yani. Sonra işletmeye kazandım. Ama işletmeden çok memnunum. Çünkü çok ilginç şeyleri, çok güzel şeyleri öğreniyorum. Çok güzel hocalarım var yani. Her şeyden memnunum. Üçüncü sınıf oldum. Umarım seneye bitiyor, okul değil biter. Mi? Seneye aynen. Bitecek inşallah. geçtiğimiz sene içerisinde Faysal tabii ki ilk defa konuğum olmuştu. Annem de o sırada televizyonda hepimizi izliyor. Doğal olarak ben şöyle bir soru sordum. Ya annelerinizi özlüyor musunuz? İşte Türk yemeklerini özlüyor musunuz? Ya çocukların hepsi oturdular. Öyle deyince annem bir üzüldü, bir üzüldü. Dedi ki aman bu çocukların hepsini toparla ben onlara annelik yaparım demişti. Özlem zor mu ya Sergi? Kolay bir şey değil herhalde değil mi? Tabii özellikle hocam şöyle söyleyeyim. Benim için yani özellikle zor. Nedeni çünkü benim annemin tek çocuğu benim ve tamam. Beni Türkiye'ye gönderdi okumak için. Ama şunu söyleyeyim. Ben ilk başta da yani duymuştuk az çok yani Türk milletinin yani Türklerin ne kadar misafirperverliğini ama bu kadarını düşünmemiştim gerçekten. Çünkü ben şu anda bir devlet yurdunda kalıyorum ama devlet yurdundan ziyade dışarıda arkadaşlarımla dışarıda onların aileleriyle birlikte her zaman yani ben de onların içinden olmuş gibi her zaman onlarla birlikteyim. Onların yemeklerini yani annelerin yaptığı yemeklerden yiyoruz ve güzel geçiyor. Çok güzel. Nasıl niyetlendin? Türkiye neden bir tercih miydi? Bir ön tercih miydi? Eğer Türkiye olmamış olsaydı ne yapardın? Aslında ben lise bitirdiğimde Kanada üniversite yani başvurdum. Bizim oradaki yani eğitim sistem biraz farklı. Yani başvurdum da yani istediğim bölümü orada kazanamadım. Kazanamamıştım. Çünkü orada biraz zor yani benim istediğim bölümdeki kazanmak çünkü çok rekabet var yani orada. İşte ben endişelenerek benim bir tane arkadaşıma sordum. Yani o benim arkadaşım Fas'taydı. Yani Fas'ta okuyordu. O burs yani burslu olarak okuyordu. Ben ona konuştum. Dedi ki senin yani lise puanlar iyi. Sen başvur bir burs falan. Ben de başvurdum. İşte Türkiye ve yani Rusya çıktı benim karşımda. Ben de hiç yurt dışında yani hiç yani tecrübemi olmadığım için benim bir tane amcam aradım. Benim amcam Amerika'da yani Stuttgart'ta yani 30 sene yani orada yaşıyordum. Konuştum onunla dedi ki öyle mi? Kesin Türkiye'ye gel. Yani benim çok Türk yani arkadaşlarım var. Türkler çok samimiler, çok misafirperverler. Rusları bilmiyorum o kadar fazla ama Türkiye'ye gel, kesinlikle Türkiye'ye gel. Ondan çok benim amcanın tavsiyeden geldim ve geldim de çok yani iyi bir yani tercih yaptığımı yani düşünüyorum. Çünkü yani geldim gibi yani ilk geldim sene bayağı biraz zorlandım yemek ve yani hava iklim yani konusunda çünkü bizim orada biliyorsunuz orada biraz çok sıcak. Yemek de biraz değişik. Geçtiğimiz günlerde sonra festivalle ilgili muhakkak konuşacağız ama yemeklerimiz arasında farklılıklar var diye biliyorum. Yani mesela neden zorlandın? En fazla zorlandığın hangi yemeğimiz oldu? Benim en fazla zorlandığım yemek herhalde ayran. Ayran mı yoğurt mu ne olduğunu anlayamadım. Evet. Çünkü bizim oradaki yani yoğurtumuz hepsini şekerli.
Ben bir öyle benim arkadaşım yeni geldim de arkadaşımla gittim bir yani dönerciye. O benim arkadaşım bir sene yani benden önce geldi. İşte bir döner yani söyledi. Bende döner çok güzel yani et falan var yani. Yanında bir ayran. Oh, de yani bu ayran mı? Yani yoğurt bizim orada yani yoğurt diye. Evet. Açtım ben bunu yiyorum, bunu içtim bir oh, bu ne yani hiç. Tatsız tuzsuz bu aynen, ne böyle bir işte, şey. Aynen. Bu ne yani ama yavaş yavaş artık yani ayran benim sevdiğim içeceklerden bir tanesi. Birisi haline geldi. Evet. Biz geçtiğimiz dönem içerisinde oğlumla birlikte Kırgızistan, Kazakistan'a gittik. Allah nasip ederse evet, inşallah Türkmenistan'da gitmek istediğim i̇nşallah. Yerlerden birisi. Şimdi kısmet olursa Moğolistan var yazın. Yavaş yavaş ülkelerinizi ziyaret edeceğim. Sözüm söz zaten biliyorsunuz yıllar içerisinde. İlk defa mantı isteyendiğinde bizde de mantının üzerine yoğurt dökülür. Fakat onlarla bizim yoğurdumuz ve ayranımız da çok farklı. Hmm. Onlar mantının üzerine yoğurt dökmüyorlar, ayranla içiyorlar ama ayranımız bizim bir şekilde onların yoğurdu. Sen alıştın mı? Aslında Türkmen yemekleriyle Türk yemekleri arasında benzerlikler evet, var yani. Mı? Hemen tabii. Hemen yakın. Benziyorlar. Hani yapılış şekli. Sadece hani misafirliğe gittiğinde bizim orada çeşit yemeği yoktur. Tek bir yemek veya çorba veya pilav. Allah yani Allah. Türkmen çok pilavını bilirsiniz. Yani Özbek, Asya'nın lezzetli. Normalde hani Türkmen, Özbek veya Türk demek istemiyorum ben. Tabii ki. Çünkü ayrımcılık yapmış gibi kesinlikle. Geliyor içimden. Hani Asya yemeği diye geçiyor. Bu da güzel, genelde. Güzel. Bir tek zorlandığım ilk geldiğimde bana çiğ köfte yedirdiler hocam. Acıya alışık değilsen zaten evet. Yandın. Sonra dedi bu çok güzel yemek ve ben de çok hastasıyım dedi. İyi tamam acısız olsun ama dedim. Acısız halini yedim yarısına kadar ve onu çöpe attım. Yiyemedim. Şu an çiğ köfte görsem duramıyorum. Duramıyorum. Evet, evet. O kesin. Çok güzel. Peki yeme şansların oluyor mu? Yani Türkmen yemeklerini burada bulabilme şansın var mı? Yani belki sizlerin çok zor, belki İstanbul'da böyle mutfaklar vardır evet, evet. Diye tahmin evet, ediyorum var. Ama İzmir'de zannetmiyorum ama Türkmen yemeklerinin yapıldığını bu senin için de geçerli. Afgan yemeklerini yapan yerler var mı? Hocam yer bir tane yer var ama mantı yapıyor. Ha. Özbek mantısı diye evet. Geçiyor ama hemen hemen yakındır yakın, bizimki. Güzel. Ama diğer yemekleri kendim yapıyorum açıkçası. Evde arkadaşlarla yapıyoruz. Şöyle bir şeyiniz var galiba hatırladığım kadarıyla geçen sene hatırladığım şuydu festival sırasında pirinçleriniz bile galiba bizim pirinçlerimizden daha farklıydı. Farklı, evet. Afgan pilavı yapılırken çünkü Yaser tutturmuştu. Yo sizin pirinçlerinizde bizim pilavlar olmuyor. Dışarıdan muhakkak getirmek de. Evet. Sizin pilavlarınız, pirinçlerinizde de farklılıklar var mı? Yok hocam bizimki hemen aynı yani sıkıntı yok. Güzel. Evet hocam. Evet, yemekleriniz. Sen hadi bize Faysal anlat. Farklı yemek tatları alıştın mı sen de bizim yemeklerimize? Evet, alıştım sonunda. Ben de ilk geldiğim zaman yani nana gibi ayranı çok sevmiyordum. Ayranı çok sevmiyordum çünkü bizim ülkemizde de yani yoğurtu şekerli içiyorlar genelde. Yani ilk zamanlarda zorlandım. Tamam ama sonunda alıştım yani. Bir de bulgur pilavı biliyorsunuz değil mi? Bazen biraz acı oluyor. Acıya yani. Alışık değilseniz zaten evet. Herhalde çok zorlanıyorlardır diye aynen. Tahmin ediyorum. Yani şu acı bulgur pilavı çok beğenmiyordum ama sonra alıştım. Yani. Alışmaya başlıyor musun yani çok, sonra? Çok sevmiyorum da yani yine bulursan, denk geliyorsan tüketebilirim. Yani. geçtiğimiz yıllar içerisinde, geçmiş yıllar içerisinde ben de kısa da olsa bir 4,5 aylığına Amerika'ya gittim. 6 aylığına gitmiştim. Ama sonradan çok fazla zor geldi bana ve ben koşa koşa döndüm geldim. Ya ben burada ne yapıyorum hiç dediğin zamanlar oldu mu? Yani kendi ülkemde okumak varken, ailemin yanında okumak varken, ya ben böyle elim memleketinde burada yabancı bir diyarlarda ne yapıyorum dediğin zamanlar oldu mu? Aynen. Tabii aynen ki ben de öyle düşünüyorum. Aynen yani herkes sonunda yani kendi köşesinde tek başına olduğun zaman böyle şeyleri düşünüyorsun yani neden gittim ya da neden uzaya gittim neden burada durmadım ama ben biraz daha maceracıydım yani farklı şeyleri keşfetmek istedim ben çok meraklıyım dünyayı keşfetmeye ya da insanlarla tanışmaya falan filan
Yani bütün bu özellikleri değerlendirerek yol dışına gelmeyi tercih ettim. Evet. Ve şu anda da çok pişman değilim aslında. Pişman değilim. Çünkü çok çok tecrübe kazandım. Aslında çok ilginç bir şey söyledi Faysal. Bizi güzel bir konuya da yönlendirme yaptı. Mesela Türkiye'de yaşarken ne hoşuna çok gitti Yasir? Ne farklıydı senin ülkenden? Sen bu yaşadığın süre içerisinde kendine en güzel ne deneyimler kazandırdın? İlk başta aslında ben Manisa'ya geldiğimde, daha doğrusu yani Cağalbayır Üniversitesi'nde pek memnun değildim. Yani diyordum bu küçük ortamda ben yani benim istediğim şeyler olmaz. Çünkü her şeyin yani biliyorsunuz hocalarımız şunu diyor ki mesela kendinize bir hedef belirleyin. Benim de açıkçası yani düşündüğüm hedef yani 35 yaşına gelene kadar diyordum bir milyarder olmam gerekiyor. Çok güzel. Hedef çok büyük. Tabii. Hedef çok büyük. Güzel. Yani herkesin böyle bir hedefi var. Ben de diyordum ben bu ortamda yapamam yani. Sonradan düşündüm, Afganistan'a gittiğimde birkaç tane şirketlerle görüştüm. Sonra geldim yani Türkiye'nin yani haritasına baktığımda gördüm ki Manisa benim için çok değerli bir yer olabilir. Değerli sanayi bölgesi. Olabilir, yani evet. Sanayi bölgesi. Aynı zamanda hocalarımız da yani çok destekliyor tabii. Yani çok yüksek. Aynen. Sadece hani hoca öğrenci gibi değil de yani abi kardeş gibi yani bize yaklaştığı için ben çok sevindim yani buna. Çok mutlu oldum. Nana senin için geçerli mi? Yani Türkiye'de ne gibi bir deneyimler kazandın? Kendi ülkenden farklı olarak ne farklı bakış açısı seni etkiledi? Bu ülke sana ne kattı? Bu ülkeyi bayağı çok şeyler yani bana tattı. Yani ilk olarak yani biliyorsunuz yani ek yani dil. Yani çok büyük bir amaç. Yani bir sözü var yani bir dil bir kişi ama iki dil yani. Kesinlikle katılıyor. İşte, ondan ilk önemli olan yani dil. Yani bayağı yani artık yani başkalarıyla yani onların dilde yani anlaşabiliyorum. İkinci olarak da yani işte benim bakış açısıyla bayağı çok bir yani evet bayağı çok yani iyi bir şekilde yani etkiledi. Yani eskisi gibi artık yani o olaylara yani bakmıyorum. Artık daha geniş bir bakış açısıyla yani her şeye yani yaklaşıyorum. Bunu duyduğuma çok sevindim. Bununla ilgili zaten de daha detaylı konuşacağız. Aslında programımızın ilk arasına giriyoruz ama ben yine de sohbetimizi burada kesmek istemiyorum. Yeniden bir başka bölümde daha farklı konuları getirelim diyerekten. Neler düşünüyorsun? Sana neler kattı Toyli Türkiye, Türkiye'deki yaşadığın anlar? Hocam ben açıkça Rus okulunda okudum. Hani Türkiye hayalim de yoktu. Okulu bitirip hani annem hep derdi, oğlum seni evlendireceğim. Bitti. Orta Asya'da yaşayanların, bilmiyorum Afrika'da var mı ama hemen bir an önce evlendirelim. Evet. Bir an önce çocukları, yerlerini, yurtlarını bulsun diye. Onların çok ilginç bir başka bir duyguları var. Türkiye'de bunlar evet. Biraz değişti ama hala Orta Asya'da bu özellik var. Anne döner dönmez evlendirecek galiba seni. Evet hocam. O kesin de. Onun için gitmemek daha iyi herhalde. Uzattım ya o yüzden. Çok güzel. Evet. Sonra işte ben de düşünüyorum köyden bir kız beğenmiş. Dedim bu olmaz kesin de. Harikasınız. Dedim askerlik var anne dedim. Hani bunu dedim pes edelim şimdilik. Ondan sonra askerlik de olmadı. Mecbur kaçmak zorunda kaldım ben. Nereye gideceğim? Ukrayna vardı aklımda. Rusya, Ukrayna. Hani Rus kolejini bitirdik sonuçta. Zaten orayı biliyorsun. Yakınsın. Yani, doğru. Türkiye bize hiç tanıtmadığı için ve Türkiye'yi ben okumak çok zor. Hani kuzenlerim okuduğu için oradan az çok bilgim var. Ve dediğim gibi zor ama alıştık artık. Alıştık. 4 sene oldu. Güzel. Sonra işte ne yaptık ne ettik? Türkiye'ye geldik. Biraz zorluklar oldu tabii. Kaçak gezdiğimiz zaman oldu. Çok. Evet. Evet sevgili izleyicilerimiz, Faysal'a da geldi sıra derken ama programın ilk arasına geldik. Bir reklam arasından sonra sohbet etmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Gerçekten çok zevkli ve hoş bir program olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdilik hoşçakalın.
merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Bir sonra programıyla programımıza devam ediyoruz. Birinci bölümde izleyenler varsa aslında çok da ilginç bir konuya hemen başlayacağımı dikkat etmiş olacaklar. Çünkü özellikle Orta Asya'da bir an önce gençler okulu bitirir bitirmez evlenecekler diye bir ifadeyle başladı. Çünkü Toylin'in annesi döner dönmez hemen Türkmenistan'da oğlunu evlendirmeye kararlı. Ben de hemen Faysal'a sordum. Sizde de böyle bir şey geçerli mi diyerekten. Gerçekten Orta Afrika'da veyahut da Gana'da bu senin için de geçerli. Bir an önce üniversiteyi bitirir bitirmez öğrencilerin evlenmeleriyle ilgili bir aile baskısı var mıdır? Evlilik olunca ister istemez biliyoruz tabii ki. Hocam eski de vardı öyle eski şeyle ama artık yok yani artık yok. Artık bir de herkes özgür, daha özgür hissediyoruz. Yani istediği kişiyle evleniyor aslında artık kesinlikle, yani. Kesinlikle. Bir de kariyer de çok önemli. Yani iş hayatına atıldığın zaman birazcık daha özgür hareket etmek de gerekiyor. Tabii. Yani evlilik tabii ki buna hiçbir zaman engel değil ama bir de çoluklu çocuklu girdiği zaman pek çok insanı aslında törpülüyor ve geri planda kalıyor. Çok merak ediyorum. Okul bittikten sonra ne yapacaksın Faysal? Yani ne planlar var? Biraz önce Yasin'in dediği gibi 35 yaşında o zengin bir birisi olmayı hayal ediyor. Senin de hayallerinde neler var? Okul bittikten sonra... Hemen dönecek misin? Yok yok. Kesinlikle bir işe girmeyi düşünüyorum yani. Zaman, vakit kaybetmeden. Neden? Çünkü ben böyle düşünüyorum. Bir ay maaş. Yani aslında bir ay vakit değil de bir ay maaş düşünüyorum yani. Doğru. Öyle düşünüyorum yani. Okulu bitirdikten sonra Türkiye'de kalabilirim. Eğer iş bulma şansım varsa. Ama eğer kendi ülkemde daha güzel bir iş bulma şansım varsa dönerim. Yani şöyle düşünün. Burada Mercedes, yani kendi ülkemde Mercedes sürebilirken Türkiye'de Türkiye'de Renault'u kullanmaktan vazgeçerim yani. Doğru. Yani eğer kendi ülkemde daha güzel yerlere gelebilme şansım olursa kesinlikle dönerim. Seninle birlikte sizin döneminizle ilgili üniversite öğrencileri genellikle üniversiteyi bitirdikten sonra ne yapıyorlar? Bizim ülkemizde genelde. Bizim ülkemizde genelde işe giriyorlar. Ya devlet memuru ya da özel şirkette. Ama çabalayan kendi dükkanı açabiliyor. Güzel. Yani yavaş yavaş büyütmeye çalışıyor ve yani çoğu başarılı oluyor yani. Girişimcilik ne kadar özendiriliyor? Yani kendi işini yapma ne kadar teşviklendiriliyor sizin ülkenizde? Bizim ülkemizde ticaret çok önemli. Ticaret çok önemli yani. Ne satarsan sat ama yine yani canlı para diyoruz yani. Şu canlı paraya çok önem veriyorlar. Ondan da mesela adam doktor olabiliyor. Ama yanında küçük bir ayakkabı veya elbise satan bir dükkanı olabilir. Onu da çocuklar yönetiyor. Öyle bir şey yani. Öyle bir kültür var bizde. Çok güzel. Bizim ülkemizde gelişme oranı çok yüksek yani. Tabii ki arada böyle şeyle oluyor, krizle oluyor ya da yani bazı olaylar olabiliyor ama yani biter bitmez her şey yolunda gidiyor. Güzel. Dönemin başındayken Yaser heyecan içerisinde geldi. Hocam biliyor musun dedi işte ben ayakkabımı satsam, mobilyamı satsam mobilyacı bulabilir miyiz? Kimi yapabilir miyiz? Oo dedim Yaser hemen işi kurdu. Afganistan'la Türkiye arasında pazarı geliştirdi. Bu tabii ki içindeki çok önemli bir tutkuydu. Ne aşamada? Girişimciliğin iyi gidiyor mu? Bu dönem neler yaptın? Hocam sizin dediğiniz bu mobilya konusunda ben araştırmıştım. Buradaki firmalarla da görüşmüştüm. Ama ne yazık ki biliyorsunuz Afganistan'da bazı sıkıntılardan dolayı onu sürdüremedik. Yani daha doğrusu böyle bir alışveriş içinde olamadık. Ama ben kararlıyım. Kesinlikle diyorum yani 35 yaşına geldiğime kadar zengin biri olmak istiyorum. Onun için yine başladım. Görüşmeler devam ediyor. Buradaki kıymetli taşlar üzerinde bayanların taktığı küpe olsun bilmem yani onlar gibi şeyler. Afganistan'dan buraya getirmeyi düşünüyoruz. Tabii bunun bir şirketin aracılığıyla. Benim herhangi bir sermayem yok. Şu an öğrenciyim. Ve
Böyle tabii. Şimdi hepinizin içerisinde muhakkak o tutkuların olduğunu tahmin ediyorum ve olması da gerektiğini inanıyorum. Çünkü neden böyle bir heyecanı diyorum sizlere karşı olan sevgimin? Sizlerin ben birer fahri konsolos olarak dikkate alıyorum. Kendi ülkelerinize gittiğiniz zaman bizleri en iyi tanıyan ve aynı zamanda bizleri en iyi hatırlayacak olan kişilerin sizler olduğunuza inanıyorum. Evet benim bir Meltem hocam vardı. Evet ben şunları yaptım derken ben bir de şöyle inanıyorum. Yani siz kendi ülkenizde bir gün belki bakan olacaksınız. Belki ticaret odasının çok önemli temsilcileri olacaksınız ve ticaret elçiliğimizde olacaksınız. Eğer imkanlı olmuş olsaydı Nana, Gana ile Türkiye arasında neler yapmayı ticaret üzerine, hele hele uluslararası ticaretle ilgili bir bölümde okurken neler düşünürsün? Aslında yani şimdilik yani ticaret ile ilgili çok faaliyetle yani devam ediyor. Yani Gana Türkiye yani arasında. Zaten 2012'de o zamanki Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül geldi Gana'ya ve bizim o zamanki bizim başbakanımız Cumhurbaşkanımızla görüştüler. Ve gelirken yani yalnız başına gelmedi. O ve yani genç ve eş adamlarla yani geldi. şimdi bayağı birkaç büyük yani Türkiye yani Türk kökenli firmalar var yani Gana'da. Geçtiğimiz bahsettiğim gibi Kırgızistan'a, Kazakistan'a bir de Azerbaycan'a gittiğimde de zaten bunu hissetmiştim. O ülkeye gittiğin zaman kendi ülkenin markalarını orada gördüğün zaman ister istemez çok etkileniyorsun. Ama bu bütün dünya ülkeleri için de geçerli. Yani senin de belki bizim ülkemizde görmüş olduğun bir marka gerçekten etkileyici. Türkmenistan'da Türk ürünleri de herhalde değil mi tercih edilen ürünler arasına girmiştir diye tahmin ediyorum. Şöyle anlatayım Türk markasını, Türkiye markasını. Türk diye şey yapmıyorum. Ben pazarda dolaşıyorum böyle. Sonra tişörtü sordum hani ne kadar. Kardeşim bu diyor Türk. Orijinal Türk markası diyor. Daha fiyatını sordum sadece. Daha ben hani tişörtün ne oldu markasını sormadım. Sormadım. Türkiye'den geldi. Orijinal marka diyor. Ama mağazalara falan giriyoruz işte. Bu kotondur, mavi. Onu görünce sahipleniyorum. Çok aha güzel. Burada koton varmış diye giriyorum içeri. Bir şeyler almaya çalışıyorum. Hani ben hocam aklımda düşünen hani Türkiye ile irtibat kopartmamak. Hani aklımda o. Bunu sürdürmek için neler yapacağım? Hocam şöyle geçen bizim arkadaş dedi konferansta duymuş. Büyük düşünün küçük adımlarla başlayın. Onun gibi düşünüyorum. Ben ilk başta gittiğimde şöyle bir şey düşünüyorum. Böyle küçük bir lokanta gibi ama Türkmen Türk sofrası. Çok güzel. Çok güzel. Mesela adamı canı istemiştir Türk yemeği. Diyelim kuru fasulye mesela örneğin. Veya baklava istemiştir. Türk tatlısı yok bizim orada. Hani baklavadır, ne bileyim, sütlü aç. Onları yok. Oraya gidince canım istiyor. Ve burayı çok özlüyorum. Onun gibi yavaş yavaş ve ticarete atılmak istiyorum niyetim. Veya da şu an çalıştığım yerde RK Elektromekanik fabrikada. Eğer olursa tabii Türkmenistan'da da küçük bir şubesi. Geçen gün Abdülaziz'i hepiniz tanıyorsunuz. Onunla birlikte sık sık belki çeşitli çevredeki fabrikalara gitme şansımız da oldu. Bir kere de Bursa'ya gittik hatta yol boyunca. Gittiğimiz süre içerisinde o fabrikaları gördü. Dedi hocam bak dedi buraya yazıyorum dedi. Döndüğüm zaman bizim ülkemizde işte şu fabrikayı da kuracağım, bu fabrikada bizim olacak, onu da yapacağız. Hep böyle bir hayaller ve bizim için de çok güzel bir heyecan çünkü. Faysal sen de kendi ülkene gittiğin zaman burada görmüş olduğun herhangi bir farklı, bu fabrikada olabilir, işletme de olabilir, lokantada olabilir, hiç önemli değil. Burada hoşuna giden ve kendi ülkende olmadığını düşündüğün neyi yapmayı hayal edersin? Ne olmalı, neyi yapmak isterdin? Hocam öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye'de daha çok çeşitlilik var. Yani ticari anlamda daha çok sektör gelişmiş burada. Ama şu inşaat sektörü düşünüyorum. İnşaat sektörüne daha çok önem vermeyi düşünüyorum. Yani eğer bir şey yapacak olursam benim hedeflediğim 3 tane sektör var. İnşaat, gıda, tekstil
ve kozmetik sektörü. Anladım. Yani bizim ülkemizde bir de şu var. Afrikalı bayanlar yani genelde şeyi çok seviyorlar. Güzel görünmeyi çok seviyorlar böyle. Tamam mı? Yani eğer bizim ülkemizde bir tane kozmetik perakendecisi veya dükkanı açarsan bence çok güzel, bir katkı bulabiliyorsun. Yani. Bu sene biliyorsun dersiniz dolayısıyla ülkeler arasında hangi ürünleri satarsak, neler satarsak daha başarılı oluruz diye bizim bir çalışmamız vardı. Gerçekten Afrikalı insanlar Asya insanlarına göre daha renkliler, daha hareketliler ve de kendilerine daha da iyi baktıklarını tahmin ediyorum. Doğru bir teşhis. İnşallah. Evet. Hadi bakalım hayırlısı evet, olsun yani. İnşallah. Gerçekten öyle düşüncelerim var yani. Ama kendi işimi kuracaksam önce sermaye bulmam gerekiyor. Tabii, kesinlikle. Yani. Ne? Birazcık da çalışmakta ve deneyim sahibi evet, olmakta fayda var diye evet, tahmin evet, ediyorum. Çok merak ettiğim bir konu var Yasir. Özellikle senin bu konuyu çok hassas düşündüğünü biliyorum. Türkiye'nin bir kurucusu var, Atatürk var. Atatürk bizim için ve benim için de pek çok açıdan çok önemli. Onun bazı sözleri var ki belki de şu anda bizim böyle bir arada olmamız için de bir vesile oldu ki 19 Mayıs'ın hemen arkasında geçtiğimiz günlerde ülkede ve dünyada hep barışı çok önemsemişti. Biz aslında bu evet, barış elçileri olarak da buradayız. Ama Atatürk dediğimiz zaman bir Afganlı öğrenci olarak, bir Afgan vatandaşı olarak biraz geriye götüreceksin bizi biliyorum ama neler düşünüyorsun Atatürk hakkında? Ben Atatürk dediğinizde ben güzel bir sözü aklıma geldi. Yani yurtta sulh, cihanda sulh ya da dünyada sulh diye bir sözü vardır. Ben şöyle düşünüyorum, bu sözün üzerinden hani başlayarak şu anki bizim Orta Afrika'dan ya da böyle çeşitli Asya'dan gelen yani aynı çatı altında olduğumuz bu sözün üzerinden başlıyor tabii. Yurdumuzda barış olması, daha sonra canda barış olması üzerinde. Tabii bunu sadece yani o tabii Atatürk diyor ki biz cumhuriyeti kurduk. Yani gençlere daha doğrusu hitap ediyor. Biz cumhuriyeti kurduk ama siz sürdürün. Tabii. Harikasın. Bunun için ben de bir genç olarak tabii Afganistan Türkiye arasında bir Rusya'da bir anlaşma oldu o zamanlarda Atatürk'le Aman Doğan arasında. Bu bence sadece siyasi bir anlaşma içerisinde değil, kalmaması lazım. Yani ben bir ekonomist olmak istiyorsam, bir iş adamı olmak istiyorsam bunu yani ekonomik açıdan da bakmamız lazım. Ben bir genç olarak aynı zamanda benim kendi görevimiz gibi yani hissetmemiz lazım. Sadece ben bir Afgan olarak değil, bir Türk kardeşim de aynı duygular içerisinde olmasını istiyorum. Biraz önce arabadayken seninle birlikte sohbet ederken aslında bizim Afganistan'la olan ilişkimizin çok çok daha eski tarihsel olarak bir geçmişinden bahsetmiştin. Oturmuşsun bunu araştırmışsın, istersen onu izleyicilerimizle paylaşabilirsin. Tabii ben ara sıra böyle tarihle biraz daha fazla şeyim var diye bakıyorum. Genelde bu sadece o anlaşma üzerinde değil, daha eskilerden gittiğimizde ta Mevlana Cihaddin Muhammed Rumi tabi o zamanlardan geliyor. Neden ben kendi kendimle bazen düşünüyorum, neden Balt'ta doğdu Mevlana, biliyorsunuz Balt de benim doğum yerim. Çok ben güzel. De Balt'ta doğdum. Neden gidip başka bir ülkeye değil de gelip Anadolu'da yaşamayı karar vermişler. Ya kendisi ya da babası. İşte bu şeylerin üzerinde bu o zamanlardan bir bağlantısı olmayı düşünüyorum. Bu iki kültürler yani aslında bu hepimizin arasında için geçerli. Siz de bunun farkındasınız. Kültürler arası birleşme, kültürlerin bir arada olması çok güzel. Bu sene içerisinde biz geçen sene başladık Uluslararası Kültür Festivali adı altında evet, Genç Liderler Kulübü olarak Faysal her ne kadar arada bir yakalasın ama festivallerimizin her zaman yanında olduğu için onu biz zaten Genç Liderler Kulübü'nün bir üyesi olarak görüyoruz. İlk defa
defa sana böyle bir teklifte bulunduğum zaman Nana neler hissetmiştin? Yani bir hoca geldi dedi ki din yok, din yok, ırk yok, bilmem ne yok. Biz dünya vatandaşıyız, hadi bunu gösterelim. Gel bu kulübün içerisinde ol, bir kültür festivali yapalım dediğinde inanmış mıydın bana? Hoca gene bir şeyler yapıyor. Gene hayallerin peşinde mi demiştim başlamadan önce. O zamanlar yani her yani siz yeni tanıyor yani sizi yeni biliyordum ve yani zaten yani benim dersler yani giriyordun o zamanlarda ve yani senin o hersi yani o yani ders anlatırken o enerji yani sizden gördüğüm için yani bunu yaparız diye yani ben düşündüm. Çok güzel, ben yani çok güzel yani güzel bir şey olacağını yani hem de yani yani tahmin ettim ki yani o da yani çok iyi bayağı geçti ve o zamanlarda ben de yani bayağı çok yani yabancı oldukları için bizim okulda olduğunu ben duydum ama hiç bilmiyordum. Aslında bunu da çok iyi yaşamış olduk değil mi? Evet, hiç bilmedim. Yani aynen. Ben ilk defa tabii ki arzuladığım şuydu. 460 tane aslında şu anda Celal Bayar Üniversitesi'ne evet. Geçen sene de dahil olmak üzere yabancı öğrenciler vardı. Maksadım buydu zaten. Yani hepinizi bir arada toparlayabilmekti. Bunu ne kadar başarılı olduk, sizler ne kadar başarılı olduğunuz bilmiyorum ama bunu yaşadık. Evet evet yani bayağı evet. Yani artık bir yani bir aile gibiyiz yani. Kesinlikle. Yani evet. tek başına yani hiç kimse yalnız yani hissetmiyor artık yani bir aile gibiyiz. Ve artık birbirimizi yani tanıyoruz yani birisinin sorun varsa bir alo deyip yani diğeri yardımcı oluyor. Siz de varsınız. Ondan çok çok yani o faaliyetten sonra bayağı bize çok olumlu bir şekilde yani. Çok çok yani ben de olacak. Gerçekten sizlerle birlikte olduğum için zaten çok mutluyum. Böyle bir ortamı yarattığımız için zaten evet. Çok mutluyum. Hele hele bazıları dans etmeyi çok sevip de kendini böyle geçtiğim bu hafta. İkinci Uluslararası Kültür Festivali senin için neden önemliydi Toyle? Hiç sahneden inmedin. Özellikle Kazakistan, Türkmenistan ahıskalarla birlikte hep beraber bol bol dans ettin diye hatırlıyorum. Bu nasıl bir coşkuydu senin için? Hocam 5 senenin enerjisi diyeyim ben ona. Çok güzel. Ben kuzenimin düğünde de dans yapamadım. Tabii oraya koştur buraya koştur derken düğün bitmiş. Haberimiz yok. Sonra baktım müzik varsa dedim bu işin içinde ben de varım. İlk sizi tanıdığımda hocam ben sizi görmedim. Bizim Seyran sizin öğrenciniz evet. Türkmenistan'da. Tabii ki. Dedi Meltem Hoca seni soruyor. O kim dedim. Hani ben onu tanımıyorum. Nasıl birisi? Soruyor. Ya benim üzerime niye geliyor? Geliyor. İlle sahip çıkacak. Evet. İlle sahip çıkacak değil mi? Sonra şey oldu. Sizi ben konferansta tanıdım. Çok güzel. Siz dediniz ki benim yeteneğim ne acaba? Hani bende olan yetenek nedir diye. Sonra fark ettim ki benim çenem dediniz siz konferansta. Hani 29 yaşında kendimi buldunuz. Oradan ben sizi tanıdım zaten. Bu hoca maşallah dedim. O zaman inşallah bu enerjimiz hep birlikte gene devam etsin. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz ama Faysal'a dans etme belki çok farklı bir şey ama Afrikalıların kendine ait dansları, kendine ait ritüelleri var. Dans sizin için aslında ne anlama geliyor? Dans bizim için spor gibi. Spor gibi. Evet, eğer dikkat ederseniz bizim genelde Afrikalılar çok şişko olmuyor neden? Çünkü hiçbir şey yapmadığı zaman dans ediyor yani. Yani müzik duyduğu zaman böyle kafasını sağlamaya başlayınca anlarsınız ki geliyor yani bu iz. Aynen öyle. Konferansta yani festivalde gördünüz zaten çok mutluyduk. Bitmesini istemiyorduk yani. Senin için ne anlama geldi? Yani bu festival, iki festival senin için nasıl bir duygu yaratıyor? İki festival, iki başarı diyelim. Tebrik ediyorum. İki başarı. Harika. İki başarı diyelim çünkü bu festival yani bu festival boyunca zaten çok kişiyle tanıştık. Yabancı olsun, Türk olsun. Çünkü bizim çok arkadaşlarımız da bizim yanımızda doğdu bugün. Çok güzel. Yani çok güzel zamanları geçirdik onlarla. İyi şeyleri yaptık, kendimizi tanıttık. Çok güzel, harikasınız. Aynen. Çok güzel şeyler. Ben daha yani okula gittiğim zaman böyle yani çok farklı hissetmiyorum artık yani. Anlatabildim mi hocam? Çünkü tanınmış gibi oldum.
tanınmış gibi oldu. Hele hele bugünden itibaren artık bir de medyatik de oldunuz. Daha da tanınmış olacaksınız. Evet. Şu festivalin sonunda bu bizim Afrikalı arkadaşlar çıktı, dans yaptık da müzik kesildi. Hala dans devam ediyor. İnanılmayacak bir coşku şuydu. Gecenin sonunda 300 kişiydik hatırlarsanız. Bir gelin havası aracılığıyla, dansıyla birlikte el ele tutuşup da bir dünya vatandaşlığı yarattık birlikte. Bence en güzel olay da buydu evet, diye efendim. Tahmin ediyorum. Dans, müzik insanlığı birleştiriyor da diye evet. düşünüyorum. Arada siz konuşurken aklıma bir şey geldi. Bunu söylemek istiyorum. Biz gençler olarak böyle enerjiyle ortaya gelmişken iş adamlarımız, büyüklerimiz bunu desteklemesi lazım. Kesinlikle aynı zamanda tabii biz bir köprü oluşturuyoruz. Burada ülkelerimiz arasında burada ben ülkemi temsilen buraya gelmişken aynı zamanda ben buradan gitmişken Türkiye'yi temsilen Afganistan'da ya da Orta Afrika'da ya da Türkmenistan ya da Nana kendisi yani ülkesine gittiğinde orada da Türkiye'yi temsilen kesinlikle. Beni desteklemesi lazım. Kesinlikle. Ben bu köprüyü oluştururken onlar da bir yardım götürmesi lazım. Bambaşka bir ortamı da bize söyledin. Sadece iki ülke arasında değil belki şu andaki birlikteki olan bu koalisyonumuz diyelim bu ifadeyi kullanmak da güzel bir şey. Ortaklığımız aslında bize çok şeyler kazandırıyor. Evet sevgili izleyicilerimiz Yaser'in çok güzel bir ifadesi oldu. Şu anda İzmir'de, Manisa'da, Kemalpaşa'da, Ege bölgesinde gerçekten pek çok iş dünyası insanı var. Bu öğrenciler staj yapıyorlar. Bu öğrenciler okullarını bitirdikten sonra bazıları da kalmayı bile düşünüyorlar. Bilmiş oldukları farklı bir dille, farklı bir ülkenin tanıtımıyla aslında gelecekte bu köprüleri kurarken bize çok yardımcı olacaklar. Ne olur onlara da sahip çıkın. Bu da ben de aracılığıyla söylemiş olayım. Çünkü çok önemli olduğuna inanıyorum. İnanıyorum ki gelecek günler sizlerle birlikte gençler çok daha güzel olacak. İşte barışı belki birlikte yaşayacağız. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür programa konuk olduğunuz için, beni sevdiğiniz için, bana değer verdiğiniz için nice nice birlikte olacağımız yıllara ve birlikteliklere inşallah. İnşallah. Evet sevgili izleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Yabancı Türk öğrencilerim tabii ki benim hayatımda çok önemli ama yabancı öğrencilerim gerçekten geleceğin Türkiye'si için çok daha önemli. Gelecek hafta farklı bir sektörden farklı konuklarımla birlikte tekrardan olmak dileğiyle hoşça kalın. Sevgiyle kalın.